Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Letonyalı mevkidaşıyla kameralar karşısına geçti. Suriye'de kalıcı çözüm için rejimle muhalefetin uzlaşması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. İç savaşın başladığı ilk günden bu yana Birleşmiş Milletler'in de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi. Sadece Suriye içinde bazı provokatörler değil, Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler de bizim sözlerimizi çarptırdılar. Oysa benim söylediklerim ilk defa söylediğimiz şeyler değil. En başından beri söylediğimiz şeyler. Bu iç savaş başladıktan sonra bu savaşın sonlandırılması için sarf ettiğimiz çabaların bir yansıması. Peki 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kararı niçin aldı? 2254 sayılık karardan bahsediyorum. Bunun amacına oy birliğiyle bu karar alındı. Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Başka ne var? Yeni bir anayasa. Ve başka ne var? Anayasadan sonra yine BM'nin denetiminde, gözetiminde adil ve şeffaf bir seçimin gerçekleşmesi. Bu süreç başarılı oldu mu? Olmadı. Bunun için Uluslararası Suriye Destek Grubu kurduk. Fikirdaş ülkeler grubu vardı. Daha sonra buralardan bir sonuç çıkmadı. Ama sonuç çıkmamasının temel sebebi rejimin ayak diremesi yüzündendi. Çünkü rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Ama kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür. Ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz.